etmiyoruz, lanetliyoruz. Devletimizin bu hain girişimiyle Komitesi Başkan Vermeyeleri, Yüksek İstişare Kurulumuzun değerli büyüklerimiz, Disiplin Kurulu'nun değerli tablosu hakkında söz almak isteyen olmadığına göre oylarımıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul. Ülkemizde huzur ve barış ortamını bozmak isteyenlere milletimiz bugüne kadar sağduyusuyla en güzel cevabı vermiş ve bundan sonra da verecektir. Çok iyi bilinmelidir ki bu hainler bizleri asla yıldıramayacak, sindiremeyecek ve diz çöktüremeyecekler. Devletimizin terör örgütlerine karşı yürüttüğü meşru mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atacağı her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bizlerin de sanayiciler olarak bu hainlere ve destekçilerine karşı en güzel cevabımız daha çok üretmek, yatırım yapmak, ihracat yapmak ve daha fazla istihdam sağlamak olacaktır. Küresel ekonomide taşların yerinden oynadığı, bütün dünyanın pandemiyle uğraştığı bir dönemde TOG'un yatırımları hızı kesmeden devam etti. 29 Ekim tarihinde ilk TOG aracı banttan indi. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023 Mart ayından itibaren yollarda TOG araçlarımızı kullanıyor olacağız. 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesine öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ve girişim grubunun değerli temsilcileri başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ilk ve yerli milli otomobili TOG, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun.